Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometrik kampının 5. haftasının 2. videosundayız. Ne yapıyoruz? Üçgende benzerliğe giriş yapıyoruz. Eşliği halletmiştik. Şimdi benzerliğin tanımından bahsedeceğiz size bu videoda. Yani sayfa 70'te bir parça kalmıştı. 71'inde yarısını işleyeceğiz. Ya yani toplamda bir sayfa gibi bir şey yapıyor. Niye bu kadar az? Çünkü her videoda ayrı bir mantık vereceğim. Burada benzerliğin temel mantığını vereceğim size. Sonraki videolarda da bölüm bölüm ayırdım. O bölümler ayrı ayrı izlense daha iyi olur diye düşündüm. Genelde 3 sayfa halinde gidiyoruz ama bu tür önemli yerlerde, önemli konularda bu tür hamleler yapacağız. Haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende benzerlik. Evet iki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlarda belli bir oran varsa bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Eşitle ne demiştik? Açılar eşit. Kenarlar da eşit olacak. Burada belli bir oran olacak. Ya da belli bir kat olacak. Mesela bu üçgenden bu üçgene hocam A'yken AK, B'yken BK, C'yken de CK olmuş. Belli bir oran olduğunda da biz buna benzerlik diyoruz. İşte benzerlik oranı 2 kat, 3 kat olabilir ya da tam tersi böyle 1/2, 1/3, 2/5 şeklinde olabilir. Mesela burada küçülmüş demek ki 1/2 ya da 1/3 gibi bir şey var. Neyse üçgende önemli olan şey nedir? Açılar eşit olacak ve kenarlarda da belli bir oran olacak. Şimdi bu iki üçgene bakacak olursak tablette küçültmüş, küçültülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Nokta çizgi, e hocam nokta çizgi bütün açılar eşit değil gibi düşünebilirsiniz. Eşlikte de göstermiştik. Nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgiyse eğer nokta çizgiyken 180'e tamamlayan burası da çift çizgidir. Bütün açılar eşit oldu mu? Oldu. Yani biz buradan şunu da çıkartıyoruz aslında. İkişer açılarının böyle karşılıklı ikişer açıları eşitse de benzer diyebiliriz aslında. E çünkü üçüncü açıları da otomatikman eşit oluyor. Kenarlar A, B, C, A, K, B, K, C, K. Ne yapmışım arkadaşlar? Üçgeni küçültmüşüm. Sonra böyle ters çevirip takla attırmışım. Buradaki yandaki şekle gelirken değil mi? Evet böyle sağ, sola çevirip ne yapmışız? Takla attırmışız böyle. Bu şekil karşımıza gelmiş. Evet üçgenler ayrı ayrı karşımıza çıkabilir. iç içe de karşımıza çıkabilir. Eşitte genelde iç içe çıkmıyordu. Yan yana çıkıyordu. Çünkü iç içe giremez. Çünkü eş yapılar üst üste zaten biliyor bunlar. E burada iç içe olan yapılarla da çok karşılaşacağız haberiniz olsun. Ama temel mantık eşlikteki gibi ne yapacaksınız? Açılar çok önemli. Açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlayacaksınız. Evet. Benzerliği yazarken de burada ABC üçgeni. Şurada üçgen olacak tabi bu. ABC üçgeni, EDF üçgeni benzerdir şeklinde. Yazarken neye dikkat ediyoruz? Eşlikte de söylemiştik. ABC'yi yazdık. Nasıl sıralama? Nokta çizgi, çift çizgi diye gittik. Burada da nokta çizgi, çift nokta çizgi çift çizgi yani E, D, F şeklinde gitmeliyiz. Yani a, tam tersi de düşünebiliriz. Bu yazılım verildiğinde A açısıyla E açısı eşit, B açısıyla D açısı eşit, C açısıyla da F açısı eşit deyip açıların eşitliğini göstereceğiz. Açıların eşitliğini gösterdikten sonra ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındaki oranlıyoruz. Evet buraya yazmışız zaten. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı benzerlik oranına eşittir. Nasıl ki eşlikte bu çok önemli demiştik. Benzerlikte de buradaki ifade gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ha bunu yazdıktan sonra ABC, EDF benzerliği yazdıktan sonra okulda şunu yapıyoruz genelde. Yazıyoruz mesela ABC üçgeni ile EDF üçgeni benzerdir diyoruz ya. Burada hocam AB'nin ED'yi oranı. AB bölü ED uzunluk tabi bunlar. Şöyle uzunlukta yazacağız. Sonra son 2'nin son 2'ye oranı. BC bölü DFE oranı uzunlukları da şöyle gösterelim. O da eşittir. AC ilk ve son ilk ve son EF'ye oranı AC'nin EF'ye oranı şeklinde yazıyoruz dostlar. Bunlar böyle birbirine eşit olacak. Ama biz bunu böyle kullanmaktansa ne yapıyoruz? Eşitteki gibi aynı açının karşısındaki kenarları oranlıyoruz. Tek yapmamız gereken şey bence bu. Ha bunu da niye böyle anlattım? Olur ya benzerliğin tanımıyla ilgili bir şeyle karşılaştığınız zaman şu şekilde Şekli çizip de yine yorumlayabilirsiniz ama AB'nin ED'ye, BC'nin DF'ye, AC'nin de EF'ye oranlaması olduğunda bilseniz tabii ki sizin açınızdan iyi olur. Evet arkadaşlar iki üçgen benzerse ne oluyor? Bütün aynı açının karşısındaki kenarlar oranı ne oluyor? Benzer oluyor. Yani kenar, kenarlar oranı birbirine eşit oluyor. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bu üçgeni ben tablete çizdim. İçinde de şöyle bir çizik var mesela. Sen tableti küçülttüğün zaman bütün kenarlar küçüyor, küçülüyor. küçülüyor. İçindeki bu çizik de böyle küçülmüyor mu arkadaşlar? Bu çizik de küçülüyor. Ben bunu 5 oranında küçülttüysem her oran, her kenar 5 oranında küçülür. Hatta şuradaki çizgi de 5 oranında küçülür. Yani biz benzerliği yaparken sadece şunu düşünmeyeceğiz. Hocam kenarlar sadece kenarlardaki oran vardır diye bir şey demeyeceğiz. Benzerlik oranı her şeyleri oranına eşittir. Bak her şeylerin oranına. Ha, uzunluk cinsinden her şeyleri oranına eşittir. Benzerlik oranı mesela şuradan şuraya baktığınız zaman k katı ya. Buradaki çizgi de mesela x ise burası da x'in k katı olmak zorunda. Uzunlukla alakalı aklınıza ne geliyorsa. Mesela burada hocam çevreleri, çevreli de uzunlukla alakalı. Çevreleri oranı da aynı şekilde benzerlik oranına eşittir. Yükseklikleri oranı da aynı zamanda ne oranlarına eşittir? Benzerlik oranına eşittir. Yalnız A açısından çizilen yükseklikle E açısından çizilen yükseklik. Biz burada Benzerlik oranı her şeyleri oranına eşittir diyoruz. Eyvallah aklınızın bir köşesinde kalsın. Aynı zamanda bütün yardımcı elemanlar oranında benzerlik oranı da benzerlik oranına eşittir. Ama burada neye dikkat edeceksiniz? Ya kardeşim nokta açısından çizilen yükseklikle nokta açısından çizilen yükseklik arasındaki ilişkiden bahsedebiliriz biz. Aynı açılardan çizilen açı ortaylar ya da kenar ortaylar ya da yükseklikler arasında yine benzerlik oranı vardır diyebiliriz. Mesela HA bölü HE. Evet A ve E ya da B bölü D, HB bölü çizgi açısından çizilen yükseklik ya da çift çizgi açısından çizilen yükseklik ya da ne dediğimiz açı ortay. Ne A bölü ne E, ne B bölü ne D, n C bölü ne F ya da bu kenar ortaylar. V A bölü ve E. Aynı açılardan çizilen kenar ortaylar oranı da vB B bölü V D, V bölü V F de yine benzerlik oranına eşittir. Uzunlukla ilgili ne varsa üçgenle alakalı benzerlik oranına eşittir. Çünkü bak çok güzel bir şekilde aktardık. Tablette küçülttük üçgenin içinde ya da üçgenin uzunluklarıyla alakalı ne varsa benzerlik oranına eşit olacaktır. Üçgen içindeki şöyle saçma bir çizgi yine saçma bir çizgi. K oranında küçülmüş olacak arkadaşım. Bunu da sakın ama sakın unutma. Bir tek alanda arkadaşlar. Onu da üçgende alanda bahsedeceğim. Yazmışım buraya. Çevreleri oranı da bak 1 bölü K. İki üçgende benzerlik oranı çevreler oranı eşittir. Bir tek alanda bir farklılık var. Alandaki farklılık da alan konusuna geldiğimiz zaman söyleyeceğim. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. Çünkü Birinin yüksekliği tabanı A iken yüksekliği de haşa değil mi? Evet. Ha A bölü 2. Peki öbürü ne? Öbürü de e, benzerlik oranı K ise bu yükseklik ne oldu arkadaşlar? E, A iken ak oldu tabanı. Tabana ait yükseklikte K katı olacak. H A'nın K katı olacak. AK çarpı H A'nın K katı bölü 2. Bölü 2'ler gitti. A'lar gitti. Haşalar A'lar gitti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da ne kaldı? Kakara kaldı. Bunu çok fazla kafanıza takmayın. Üçgenin alana geldiğimiz zaman bundan da bahsedeceğiz. Bir tek sözler olarak söyleyeyim ve aklınızda bulunsun. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. İleride katı cisimlere geldiğimiz zaman da benzerlik hacim ilişkisi. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak. Biz şu an uzunlukla alakalı şeyden bahsediyoruz. Benzerlik oranı çevreler oranına da eşittir. Uzunlukla alakalı ne varsa onların da oranlamasına eşittir. Bu bilgiyi de aklınıza kalsın. Tamam gençler. Ama en önemli şey neymiş? En önemli şey şu. Benzerlik oranını bulurken açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Kenarlar birbirine eşit değil. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılı. Bunun tersini de söyleyebiliriz bazen. Orantılı kenarları gören açılar da birbirine eşit diyeceğiz. Evet gençler, bakalım şimdi şuna. Evet burada bir açı maçı bir şeyler verilmiş. ABC üçgeni ile HDB üçgeni benzer verilmiş. Bak şimdi sana ne verilmiş? İç içe üçgenler var. Şu üçgen ile büyük üçgen ne verilmiş? Benzer verilmiş. ABC'deki bu benzerlik verildiğinde ABC'deki A açısıyla EDB'deki E açısı eşit olacak. ABC'deki A açısı şu nokta açısı. Ondan sonra EBD'deki EBD'deki E açısı nokta açısı. Bunların eşitliğini gösterdik. Sonra sonra şu Nokta açısı, nokta açısı. ABC'deki B açısıyla, B açısı bak toplamda kaç derece? Hocam şuraya çift çizgi diye göstereyim. X artı 15, öbüründeki D açısı. D açısı da X artı 15 olacak. Yani burası da çift çizgi olmak zorunda. Hocam X artı 15 eşittir 80 olduğundan X de kaç derece olarak buluruz? 65 derece olarak buluruz. Yani örnek 12'yi böylelikle 65 derece bulduk. Tamam. Hatta üçüncü açıları da yazalım. Hocam 3. açıda burada C açısıyla yazmaya gerek kalmadı ama olsun. C açısıyla şuraya ben çizgi dersem öbüründeki B açısı. Neredeki? E, D, B üçgenindeki. E, D, B üçgenindeki B açısı birbirine eşit diyebiliriz. Yani buraya da X deyip ona göre işlem de yapabiliriz arkadaşlar. Ama şuradaki açıların eşitliğini gösterince direkt soru çıktı mı? Çıktı. Örnek 12. Böylelikle ne çıktı? 65 çıktı. Geldik örnek 13'e. Bak ABC üçgeni ile DF üçgeni. Arkadaşlar şu D üçgeni küçültülüp buraya konulmuş. Büyük üçgenin benzeri yani. Şimdi şu sarı üçgenle büyük üçgen benzer galiba değil mi? A B C. Tamam çok güzel. Ne yapıyoruz? Madem benzerlik verilmiş şu ve şu. A B C'deki A açısıyla D D açısı, D D açısı burası eşit olacak. Yani 95'si burası da 95 olacak. Sonra B açısıyla E açısı eşit olacak. A B C'deki B açısı şuradaki 45 e açısı D, F'deki buradaki açı da 45 derece olacak. Hatta üçüncü açılar da birbirine eşit olacak. Şurası çift çizgiyken yani şurası C burası da F burası da çift çizgi olmak zorunda. E peki artık soru çıktı mı? Çıktı. 95-45 daha kaç yapıyor arkadaşım? E, 140 yapıyor galiba. 140 180 e tamamlayan da 40 derece oldu. Burası 40 iken burası da ne oldu? 40 derece oldu. Bizden x isteniyor. x'i bulmaya çalışalım. İstersen şuradan gidebilirsin. Bu üçgende iki iç açı bir dış açı deyip şu açıyı bulup şuradaki açı çıkacaktır. Ya da istersen buradan da yoğunlaşabilirsin. Neyse ben kırmızıda buradan başladım. E, i̇ki iç açı bir dış açı olduğundan dolayı şu açının tamamı kaç derece? 45 artı 35 yani 80 derece. 40'ı buradaysa buraya 40 derece kaldı. Sonra buradaki üçgende iç açılar toplamı 95, 40 ve x'in toplamı da 180 derece yapmalı. Bu ikisinin toplamı 135 yaptı. 135 ise x de böylelikle kaç yapar? 45 derece yapar. Yani 180'e tamamlayan açısı oldu arkadaşlar. Evet örnek 13'ü de 45 bulduk. Geldik örnek 14'e. ABC üçgeni ile EDF üçgeni benzer vermiş. Evet iki üçgen ayrı ayrı konulmuş. Hemen ilk başta şunu yazmak çok önemli. A ile E açısının birbirine eşit olduğunu göstermek. A ile E açısı. Bu nokta açısı. Bu da nokta açısı. Sonra B ile D açısı. B açısına çizgi dersem D açısı da çizgi olacak. Üçüncü açı çift çizgi ise burası da çift çizgi olacak diyeceğiz. Sonra 5'ler 5'ler verilmiş. 3 verilmiş bir de 15 verilmiş. Bakıyoruz şimdi. Aa hocam 2 üçgen bütün açılar eşit. Yani benzer de verilmiş zaten. Benzerlik oranı neydi? Aynı açının karşısındaki oranlardı. Şuraya bakacak olursak çift çizginin karşısı var burada. Çift çizginin karşısı 15 bölü. Çift çizginin karşısı burada x eşittir. Burada herhangi bir kenar yok başka. Ama dikkat edin yükseklik var burada. A yükseklikler oranı da benzerlik oranına eşit. E buradaki yükseklik oranı bu üçgenden başlamıştır. Bu arada benzerliğe başlarken de şuna dikkat edin. Hangi üçgenden başladıysanız hep o üstte olsun. Benzerliğe şu üçgenden başladık ya. Hani 15 bölü x. Geldik buraya bu üçgende şu yükseklik var. Nokta açısından çizilen yükseklik bölü nokta açısından çizilen yükseklik burada da 3 olur arkadaşım. Yani 5 bölü 3 yükseklikler oranı da benzerlik oranına eşittir. E işler dişler yaparsak ya ya da buradan işler dışlar yapmadan böyle sadeleştirmede yapabilirsiniz. Ya da 3'te 1'i 3'te 1'i 9'da diyebilirsiniz. Neyse buradan 5 x eşittir 45 olduğundan x ile kaç buluruz arkadaşım? 9 olarak buluruz. Yani örnek 14'ü 9 bulduk. Bu video burada biter mi? Biter. Açı 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 benzerliğini ayrı bir şekilde anlatmalıyım ben size. Çünkü gerçekten her bir mantık böyle farklı videolar olacak. Buradaki video bu kadar kısa sürmek zorunda. Bundan sonraki video mesela bir tık daha uzun olacak. Bunu bu şekilde yapmak zorundayım. Evet bu iki videoyu birleştirmek birleştirirsem devreler yanar arkadaşlar. E, mantığını verdik. Şimdi açı 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 benzerliğinden bahsedeceğiz. Onu da bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.